Hekimbaşınız Emir Çelebi'nin size verdiği ilaçları tetkik ettim. Netice? Ne yazık ki söylenenler doğru. Hastalığınıza şifa olacak ilaçlar değil bunlar. Emir Çelebi beni öldürmeye çalışıyor yani, öyle mi? Hünkârım, günahına girmek istemem. Lakin vaziyet ortada. Emir Çelebi ağrılarınızı dindirmekten gayrı hiçbir şey yapmıyor. Yasef Efendi, bu aramızda kalacak. Zinhar, kimse bilmeyecek. Emredersiniz hünkârım. Sinan Paşa haklıymış. Validem beni öldürmeyi kafasına koymuş. Bir annenin evladından vazgeçmesine acı. Lakin bu ilk değil hünkârım. Kaderin cilvesi. Bir zamanlar Bağdat'a hükmeden Hacı Duran Sultan da aynısını yapmış. O da iktidar için oğlu Musa'dan vazgeçmiş. Hacı Duran Sultan. Bağdat hükümdarı Mehdi'nin zevcesi. Yemenli. Güzelliğiyle baş döndüren, hırslı, tutkulu bir kadın. Kocasının ölümüyle birlikte iki çocuğuyla dul kalır. Tahta oğlu Musa'yı geçirir. Musa henüz çok gençtir. Devlet işlerine akla ermez. Ve böylelikle tüm dizginleri ele geçiren Hacı Duran Sultan'ın mutlak saltanatı başlar. Ta ki Musa büyüyüp hakkı olan iktidar gücü isteyinceye dek. Öyle mi? Musa annesine devlet işlerinden uzak kalmasını tembih eder. Yasaklar koyar. Lakin oğlunun emirleri, yasakları Hacı Duran Sultan'ın umurunda olmaz. Dahası kendisine meydan okuduğunu düşündüğü için oğlu Musa'ya büyük bir kin güder. Onu düşman beller. Ve kararını verir. Musa'yı indirecek, yerine parmağında oynatabileceği diğer oğlu Harun Reşid'i geçirecektir tahta. Musa tehlikenin farkındadır. Annesinin aklını okur. Neyin peşinde olduğunu tahmin eder. Bunun önüne geçebilmek için kardeşi Harun Reşid'i veliahttan azledip yerine kendi oğlu Cafer'i tayin eder. Lakin geç kalmıştır. Hacı Duran Sultan çoktan harekete geçmiştir. Ve ne yazık ki Musa'yı öldürüp emeline ulaşır. Yani kıssadan ise hünkârım, o zavallı Musa'nın firavunu validesiymiş. Ben senelerce firavunu kendim bildim. Bu sebeple kendimle savaştım. Kendimle kavga ettim. Fakat doğru,
gerçek gün gibi ortada. Ben Musa'ysam, benim Firavun'um validem, Kösem Sultan. Yusuf, bil ki validem Hayzuran Sultan'ın tattığı o kanlı zaferi tadamayacak. Zira ben Musa olmayacağım. Belli ki idam vaktim geldi. Neyleyim? Benim ömrüm de böyle nihayet bulacakmış. Senelerce hanedana hizmet ettiğim bu sarayın zindanlarında. Hizmet mi? Sen alçak bir hainsin. Bunca yıldır koynumuzda yılan beslemişiz. Devletine ihanet eden iflah olmaz. Er yahut geç, başı ezilir. O halde bir gün sizin de başınız ezilecek sultanım. Siz de en az benim kadar suçlusunuz. Sultan Osman'a, Sultan Mustafa'ya ve dahi evladınız Sultan Murad'a ihanet ettiniz. Sanki küffarın içimize soktuğu fitnesin. Gözlerinle gördün, kulaklarınla işittin. Elini vicdanına koy da söyle. Bunca yıldır yıkmaya çalıştığınız devleti kim korudu? Ses Sultanım, doğrudur. Ancak o günler geride kaldı. Devleti Aliye'nin başında kudretli, azametli bir padişah var artık. Size boyun eğmeyen bir padişah. Sultanım, müsaadenizle. Ağlar! Ve ben o padişaha bir mektup yazdım. Hekimbaşı ile birlik olup onu öldürmeye çalıştığınızı anlattım. Eminim ki Sultan Murat bunu öğrenince ilk iş Şehzade İbrahim'i boğduracaktır. Sonra da sizi. Seferdeyken böyle bir şey yapmaz. Ayrıca böyle bir şeye yeltense bile onu koruyacak olanlar var elbet. Kim o sultanım? Kemankeş Paşa mı? O mu koruyacak şehzadeyi? Size olan sadakati malum. Bir dediğinizi iki etmiyor. Ben de herkes gibi merak ediyorum doğrusu paşanın bu sadakati nereden geliyor diye. Sonra biraz düşününce cevabı bulmak güç değil. Size meftun, öyle değil mi? Hatta aranızda gizli bir münasebet var. Yakup Ağa nerede? Neden gelmedi? Sinan Paşa konuştu diye zindanda icabına bakmış sultanım. Zindanda da rahat durmadı demek Sinan Paşa. İşlediği günahlar öyle büyük ki kaç masumun kanına girdi kim bilir. Tıpkı oğlum Kasım gibi. Emredin, cezasını verelim sultanım. Biz değil Halil Paşa. Ahali verecek cezasını. Kanına girdiği mazlumlar verecek. Bak.
Hasan Paşa'nın Cizvit tarikatına mensup olduğu ortaya çıkmıştır. Bu haini dini devlet affolunmayacak günahlar işlemiş ve birçok masumun kanına girmiştir. Kabahatlerinin en büyüğü ise tüm şehri saran İstanbul yangınıdır. İşte bu sebeple bu alçan cezasını ahalinin vermesi münasip görünmüştür. Açılın! Bırakın. Etrafını sarın, koruyun! Bırakın beni! Bırak, siz kim oluyorsunuz? Bırakın beni! Bırakın beni! Bu haini öldürme hak ediyor. Haini öldürelim. Bırakın haini öldürelim. Öldürelim. Ben İstanbul muhafızı Tahir Paşa. Geri durun! Gel Paşa, gel. Paşam, şükürler olsun. Tam vaktinde yetiştiniz. Bana şükretme Paşa. Sultanımıza şükret sen. Ona dua et. Götürün. Gördüğünüz üzere asayiş sağlandı. Şimdi herkes dükkanlarına, işlerine dönsün. Hadi. Validem. Atike. Ne işin var senin burada? Sinan Paşa'nın idamını durdurdum. İstanbul muhafızı gerekeni yaptı. Haberiniz olsun. Bir daha sakın böyle bir şeye kalkışmayın. O hainin ciğerini sökmen gerekirken bir de canını mı bağışladın? Suçlu olabilir validem. Lakin onun cezasını siz değil, ahali değil, Hünkar abim verir. Seferden dönene kadar zindanda kalacak. Eğer söylediğiniz gibi ise merak buyurmayın. Hünkar abim alır ciğerini. Tıpkı Halil Paşa'ya yapacağı gibi. Ne demek bu? Onu yakalattım. Zindana atılacak. Zira uzun zamandır ihanetten aranıyor. İhaneti sen de biliyordun Atike. Fakat sustun. Bu doğru validem. Lakin ben hünkârımızdan af diledim. Ve bağışladılar beni. Peki sen onu bağışladın mı? Kardeşini, Kasım'ı öldüren, İbrahim'i elinden zor aldığımız abini bağışladın mı? Olan oldu validem. Kimse günahsız değil. Benim artık tek derdim var. O da kardeşim İbrahim'i korumak. Bunun için izlenecek yol belli. Hünkar abimin adaleti mutlak olarak tesis edilecek. Anlaşılan benim bu dünyadaki imtihanım da evlatlarımın nankörlüğüymüş. Yazık.
Sizin ettiğinizi düşmanlarım etmedi bana. Yazık. Sultanım. Hünkârımız bunu size yollamış. Ne varmış içinde? Sultanım, Emir Çelebi bu. Hünkârımızın başhekimi. Sinan Paşa Emir Çelebi'yi öne sürerken kafasında kurmuştu her şeyi. Murat'la beni karşı karşıya getirmek istiyordu. Of Allah'ım, burada çaresiz kaldım. Ya bana kızıp hıncını İbrahim'den çıkarırsa? Sultanım, telaş etmeyin ne olur. Kemankeş Paşa'mız şehzademizin yanında. Her daim tetikte olacaktır. Ona güvenin. Başka çarem mi var hacı? Sultan Murad'ın aklından neler geçiyor kim bilir. Döndüklerinde İbrahim'in emniyetinden emin olmamız lazım. Sultanım, Halil Paşa'mız da zindanda. Murat gelmeden onu çıkaracağız. Başka tedbirler de alacağız tabii. Nasıl tedbirler? Bir vakfa gidelim de erkanı devlet bizi bekler. Bir sürü devlet işi birikmiştir şimdi. Valide Sultanım, zannediyorum haremden ayrılacaksınız. Hey Allah'ım. Sultanımız sana hesap mı verecek hatun? Hı? Çekil önümüzden. Bağışlayın sultanım. Ancak saraydan çıkmanız yasak. Ne diyorsun hatun sen? Canına mı susadın sen? Atike sultanımızın kat'i emri var. Sen kim oluyorsun da bana yasak koyuyorsun? Hünkar abimden bir mektup aldım. Söylediğine göre hekim başının marifetiyle canına kastetmişsiniz. Hünkar abim tek bir fermanıyla salahiyet vermiş. Size karşı tedbir almamı istemiş. Ne tedbiri? Canımı mı alacaksın? Can almak sizin işiniz validem. Silahtar mesela, Farya. Onların canını siz almışsınız. Öyle yazıyor. Size sormuştum. Gözümün içine baka baka yalan söylemişsiniz. Hünkar abin seni bana düşman etmek istiyor anlaşılan. Silahtar benim sevdiğim adamdı. Nikahlı kocamdı. Hiç acımadan kıydınız ona. Ben aylarca yasını tuttum onu. Ben ne düşünürüm, ne hissederim? Sizin için mühim değildi tabii. Bu nasıl bir zulümdür? Silahtar kim, Farya kim? Onların canı kimin umurunda? Daha evvel almalıydım canlarını. Zira abini bana karşı düşman eden onlardı. Hep başkaları yaptı değil mi validem? Hep başkaları düşman etti sizi. Onlar ekti fitne tohumunu aranıza. Siz pir rüpak tertemiz kaldınız değil mi? Ben kardeşlerinin selameti için yaptım sadece. Ne oldu peki şimdi validem? Şu an cennet bahçesinde mi yaşıyoruz? Validem, kabul edin
Biz sizin kaçmaya çalıştığınız o cehennemin tam göbeğindeyiz şu an. Ve sizin yüzünüzden, en çok da sizin yüzünüzden. Atike! Bana karşı öfkenliği silahlar yüzünden mi canımı acıtıyorsun? Kızım, o seni hiç sevmedi. Menfaatleri uğruna kullandı seni sadece. Siz beni hiç anlamamışsınız. Bundan sonra sizin yüzünüzü dahi görmek istemiyorum. Bana bir daha sakın dokunmayın. Hünkârımız dönene kadar saraydan ayrılmanız yasak. Eğer karşı koymaya kalkarsanız zindana atmak zorunda kalırım. Sultanım, süt kaynattım. İçine de biraz Hint cevizi kattım. Rahatlatır. Ben evlatlarıma yaklaşmaya çalıştıkça onlar benden uzaklaşıyor hacı. Kasım öldü. Murat beni düşman belledi. Atike yüzümü dahi görmek istemiyor. İbrahim desen korkuyor benden. Öyle bir incindi ki ruhu bilmem. Belki de ben sebep oldum. Bunca yıldır devletin yükünü öyle bir sırtladım ki evlatlarıma vakit ayıramadım. İhmal ettim onları. Kendinize bu kadar yüklenmeyin. Onlar sizin evlatlarınız sultanım. Kızsalar da, olmayacak sözler de söyleseler sizi sever, sayarlar. Bugün için sizi anlamıyor olabilirler. Lakin yarın bir gün mutlaka anlayacaklar. İnşallah. Gel. Sultanım. Sultanım, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Söyle. Şehzade Mustafa'ya yine bir haller oldu. Kadırgan beni almaya geldi. Bırakın beni, gideceğim deyip duruyor. Zapt edemiyoruz. Kendine zarar verecek. İlaçlarını vermediniz mi? Verdik ama kâr etmiyor ki. Çekilin dedim size, bırakın beni. Sultan Mustafa'yım ben. Emrediyorum size. Çekilin. Çekilin. Bırakın. Şehzadem. Mustafa. Bak ne getirdim sana. Kestane.
validem. Halime Sultan. O getirirdi böyle kestane. Artık kimse getirmiyor. Beni iyice unuttular. Sen kimsin? Haremin ortasında dururdun. Elinde kestaneler olurdu, hatırlıyor musun? Çok sıcaktı, bir gün elin yanmıştı. Canım yanıyordu. Sana elimi uzatmıştım. Üflediydin. Anastasya. Namı diğer Gözem Sultan. Hatırlıyorsun. Değişmişsin epey. Aradan seneler geçti. Bendeyim 100 yıl, sende 1000 yıl. Yalnız gözlerin değişmemiş. Lakin yitmiş bir şey var sanki. Kaybolmuş. Masumiyet. Evet, o yok. Bakıyorum, bakıyorum. Yok. Kaybolmuş. Bana bu halin birini hatırla diyor. Safiye Sultan. Safiye zalimin biri. Sadece kendini düşünürdü. Kendi kanından, torunundan vazgeçen bir alçak o. Sen kendi evladından vazgeçmedin mi? Ha? Sultan Murat anlattı bana. Hani onu buraya kapamaya çalıştığın gece. Bu halde Safiye Sultan'dan farkın ne? Ben böyle olsun ister miydim Mustafa? Bunu yapmaya mecbur kaldım. İhtimal ki Safiye Sultan da böyle sözlerle avutuyordu kendini. Kandırıyordu. Lakin pek zor insanın kendini kandırması. Validem nerede? Ablam Dilruba nerede? Hiç uğramıyorlar yanıma. Hiç. İyice unuttular beni. Doğru ya. Onlar öldü. Sen kıydın canlarını. Zehir mi koydun onlara? He? Beni de mi öldürmeye geldin?